Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Dün gündemle ilgili 6 konuyu değerlendirdik ama bu konulardan bir tanesi de Ukrayna ile aramızda imzalanan savunma ve havacılık konusunda işbirliğiydi. O eksik kalmıştı. İsterseniz bugün gündem videolarımıza devam edelim. Ukrayna ile yapılan anlaşma Ermenistan'ın düşürdüğünü iddia ettiği insansız hava aracıyla ilgili videomuzdan sonra yayınlanan görüntü. Biraz sivil havacılığa dönelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın devlet hava meydanları işletmesine devri ve en son iki yeni mühimmatımız hakkında konuşalım. Biri en son Azerbaycan'daki operasyonlarda çok ciddi başarı yakalayan mini akıllı mühimmat MAM'ın L ve C serilerinin yeni versiyonları geliyor. Bir diğer yeni mühimmat ise minyatür bombanın atış testleri. Milli Savunma Bakanlığı bugün bu atış testlerinin yapılmaya başlandığını açıkladı ve gündem videolarımızda beraberiz. Videomuza Ukrayna ile başlarsak, bundan yaklaşık birkaç ay önce Türkiye'nin hangi konularda işbirliği yapacağı konusunda bir video hazırlamıştım. Detayları arşivimiz içerisinde var. Daha sonra da Gezgin'le ilgili bir video hazırlamıştım sizlere. Şu an masadaki en önemli konu Ukrayna'nın 48 adet Bayraktar TB2 tipi taktik İHA sistemi satın alması. Daha önceden Türkiye 6 adetlik İHA sistemini ihraç etmişti ve Ukrayna çok memnun bunlardan. Halen şu an o Rusya ile o sıkıntılı olan sınırlarında da İHA'lar, Bayraktarlar, TB2'ler uçmaya devam ediyor ve Ukrayna bunun sayısını arttırmak istiyor ki 48 gibi bir rakam konuşuluyor. 48 adet imalatla birlikte Ukrayna'da bir Bayraktar TB2 üretim hattının kurulması da gündemde. Bu tabii Türkiye'nin bir ihraç başarısı. Diğer taraftan Türkiye bazı eksiklikleri de Ukrayna ile birlikte gidermek istiyor. Bunların başında hayata geçen en önemli proje yine Baykar grubunun geliştirdiği Akıncı TİHA taarruzlu insansız hava aracı sisteminde kullanılan motorlar. AI-450 serisi biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sonunda ilk uçuşunu yapmıştı. Uçuş testleri de büyük bir hızla devam ediyor. Bu motorlar üretilecek ilk 6 adet Akıncı'nın temel motoru olacak ve daha sonra da bu işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor ki AI-450'nin satış ve gelişim hakları konusunda da Baykar'ın bazı talepleri vardı. Bir tarafta motorun imalatçısı Ivchenko Progress, öbür tarafta da Akıncı ve TB2'nin tasarımcısı, üretimcisi Baykar arasında bir ortak girişim oluşturulmuştu. Black Sea Shield olarak adlandırılan bu şirket AI-450 motorlarının geliştirilmesi, uluslararası anlamda satışları konusunda da işbirliği gerçekleştiriyor. Ben bu motor konusunda gelecekte daha büyük adımların atılmasını bekliyorum açıkçası. Bir tarafta işte TB2'de kullanılan Rotax var. TUSAŞ'ın Anka serilerinde güç veren TEİ tarafından yapılmış yerli motor PD-170 var. PD-170'in üzerine PD-222 geliyor ve onun da bir üzerinde AI-450 yer alacak. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri havacılıkta motor konusu. Motor konusu dediğim gibi de İHA'larda böyle bir çözümü içerisinde olurken Türkiye'nin yaklaşık 1000 kilometre menzilli seyir füze projesi Gezgin var. Gezgin'de de motor konusunda AI-35 ile ilgili bir çalışma Ukrayna ile birlikte yürütüldüğü ifade edilmişti Ukraynalı makamlardan. Bunlarla da ilgili yakın zamanda bazı ürünleri, bazı gelişmeleri göreceğiz gibi duruyor. Bunlar tabii olumlu taraflar. Olumsuz taraflar ise Ukrayna şu anda tabii uluslararası anlamda sırtını dayayabileceği bir ülke arıyor Rusya'ya karşı. Burada da savunma projelerinde ortaklıklarla beraber Türkiye bu açıdan Türkiye'nin de ihtiyaçlara karşılıklı bazı ihtiyaçlar görülecek. Ama Ukrayna geçmişteki savunma sanayi, havacılık konusundaki çok büyük bir altyapısı olan bir ülke. Fakat zaman zaman bunlarla ilgili bazı kayıplar yaşanmış. Bazı insan kaynağını, bazı teknolojiyi Rusya'ya vermek zorunda kalmış veya Rus kökenli mühendisler, tasarımcılar belirli bir süreden sonra Ukrayna'dan Rusya'ya dönmeleri bu açıdan Ukrayna'nın biraz sıkıntılı yaşamasına neden olmuş. Bu anlamda uluslararası projelere baktığımız zaman Ukrayna'nın girdiği büyük işler var. Örneğin bunlardan bir tanesi Suudi Arabistan'la yapılacak olan Antonov 26 uçaklarının yeni versiyonunun imalatıydı ama bu proje sessiz sedasız iptal edildi. Tank veya diğer projelerde de bazı
tamamlanamayan projeler var. Çünkü savunma projeleri çok karışık, çok yüksek teknoloji istiyor ve bir yerden sonra da sıkıntı yaşayıp projeler durma veya istenilen sonuçları elde edememe durumlarına da geliyor. Ukrayna belki de biraz Rus ekolünden geldikleri için projelerle ilgili açıklamalarda ne yazık ki biraz boş boğazlık yapıp bir sürü şeyleri anlatıyorlar veya pazarlama için teklif verilen yerlere işte o ülke bunu seçti, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyebiliyorlar. Bu açıdan biraz dikkatli yaklaşmakta fayda var. Mesela bana en çok sorulan sorulardan biri de ne zaman Antonov 178 alıyoruz? Tamam, Ukrayna Türkiye bunları pazarlamaya çalışıyor, satmak istiyor. Türkiye'nin de bir ilgisi var, bakıyor ama imzalanan arkadaşlar resmi bir anlaşma yok. Resmi bir anlaşma olmayınca da bunlar sadece girişim olarak kalıyor. Onlar satmak istiyor ama bakalım biz almak istiyor muyuz? Antonovlar bize uygun mu? Veya ortak nereye gidilebilir? Sonuçta bunun bir stratejik ortaklığın yanı sıra bir de bir mali boyutu var. Ne kadarlık taş atıyorsunuz, size ne kadar fayda sağlayacak? Bunlar gerçekten çok önemli gelişmeler. Bu nedenle tahminimce biraz Ukrayna Antonov 178 askeri uçağı konusunda biraz kendi gelin güvev oluyor gibi bir durum var. Bakalım bunlarla ilgili gelişmeler bir kontrata bağlanabilecek mi, bir şey olabilecek mi? Ben de açıkçası merak ediyorum. Antonov 178 geçen yıl Teknofest'te de gelmişti İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Çift jet motorlu, yaklaşık 99 tam teçhizatlı asker taşıyabilen orta kapasite bir askeri nakli uçağı. Antonov 158 bölgesel sivil yolcu uçağından geliştirilmiş bir konsept. Bakalım bunlarla ilgili bir gelişme olacak mı? Ben de merakla bekliyorum. Ukrayna ile ilgili bir başka konuda S-125 hava savunma sistemi alımı. Ukraynalı makamının yaptığı açıklamaya göre bu alım Türkiye tarafından gerçekleştirildi ve Türkiye'ye yollandığı belirtiliyor ama bunu Türkiye'de nerede kullanacağız ben de çok merak ediyorum. S-125 hava savunma sistemi bizdeki modernize edilmiş MiG-23B Hawk'ların bir benzeri. Yaklaşık 40 kilometre menzili var sistemin. 50 bin fite kadar gelen hava hedeflerine karşı etkili, bayağı bir büyük bir füze. Yaklaşık ağırlığı da 1 tona yakın bir füze. Bu füze etkin bir füze ama biraz teknolojisi eski. 1960'lı yıllarda Rus ekolünden gelen bir tasarımla hayata getirmiş. S-125 ise bu versiyonun biraz daha modernize edilmiş hali. Türkiye bunu A şıkkı Libya'da kullanabilir. Libya'da biliyorsunuz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle Türkiye'nin bir anlaşması var. Ve Türkiye'nin Elvattiya Hava Üssü'ne konuşlandırması gündemde olabilir. Veya Türkiye'de örneğin Konya'da bulunan EHTES sahası var. Elektronik tatbikatların yapıldığı, yani elektronik olarak füze sinyallerinin, radar sinyallerinin simüle edildiği bir merkez. Anadolu Kartalı tatbikatında bu bölgede çok önemli, ileri düzey teknolojik anlamda tatbikatlar yapılıyor. Sistem burada radar ve diğer alıcıları kullanılabilir. Onun dışında Hawk'ın benzer bir sistemi. Hani Türkiye'nin gerçekten buna ihtiyacı var mı? Bu da bir soru işareti taşımakta. Askeri havacılıktan yine devam edelim ama bu sefer mühimmatlar tarafına bakıyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda insansız hava araçları ve kamikaze dronlar ana rolü oynuyor demiştim. İnsansız hava araçlarında da MAM, minyatür akıllı mühimmatlar. MAM'ın iki versiyonu var, L ve C modeli var. Bunlar ana rolü oynuyor. Bayraktar TB2'lerden olsun, Anka olsun, Vestel'in Kareli olsun bu tür platformlardan atılabilen, üzerinde herhangi bir roket sistemi bulunmayan, yüksek irtifadan serbest düşüşle hedefine doğru giden bir mühimmat bu. Yani böyle bir ateşleme, bir fırlama durumu açıkçası yok. MAM L ve C var dedik. İkisini şöyle ayırt edebilirsiniz. MAM C ince uzun bir mühimmat. MAM C 8,5 kilogram toplam ağırlığa sahip ve 2,5 kilogram da harp başlığı taşıyor. Bu ince görüntüsünden tanımlayabilirsiniz. MAM L ise biraz daha etine dolgun bir mühimmat diyelim. 22 kilogram toplam ağırlığı var ve 10 kilogram harp başlığı taşıyor. İki mühimmat da farklı farklı görevlerde kullanılabiliyor. Zırh delici başlık, anti personel başlığı veya MAM-L için termobarik olarak farklı farklı başlıklar kullanılabiliyor. Bayraktar göreve çıktığı zaman 4 adet bu mühimmattan taşıyor ve hedefini burundaki kamera sistemiyle birlikte görüntü alıp lazer işaretlemesini yapıyor ve bu mühimmat serbest düşüşle birlikte bu lazerin işaretlediği nokta koyduğu hedefine doğru giderek hedefini ucuz yollu ve çok etkili bir şekilde yok ediyor. Bazen de soruyor işte arkadaşlarımız diyorlar ki işte Ermeni tankları güm güm patlıyor ama tam bir infilak yok. Şimdi arkadaşlar daha başında bir tankı vurduğunuz zaman işte daha büyük bela karşı taraf için.
İşte o personel yaralanıyor, ilk yardım yapacak veya arızalanıyor tank. O tank oradan çekmek için bakım ekibi yollayacak, bir trailer alacak, çekici. Yani bir sürü aslında bir tankı vururken, bir zarar verirken etrafa da çok ciddi bir maliyet oluşturuyorsunuz. Ekipler geliyor gidiyor. O ekipler de birer hedef oluyor. Bu açıdan hani tam infilak etmesine gerek yok. Zaten orada yaralanan bir tankı zırhlı personel taşıyıcı terk edip gidiyorlar orada. Daha başından onu çekmenin alemi yok orada. Bu yüzden de daha büyük bir zarar verilmiş oluyor. Bu açıdan da bu mühimmatlar çok önemli iş yaptıklarını söyleyebiliriz. İkinci olarak bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video görüntülerinde ise minyatür bombaların testlerinin başlandığı ifade edildi. 401. filo var Eskişehir'de. Bu filo özellikle yerli mühimmatların, sistemlerin, yazılımların test edilmesi için kurulmuş. Hem F-4'e 2020 hem de F-16'ya sahip iki ayrı uçak kullanan bir filo. Bu filoda Blok 40 F-16'dan ilk minyatür bomba atışı gerçekleştirildi. Minyatür bomba dediğimiz zaman minyatür bombanın özelliği şu: minyatür bombanın boyu 180 santimetre. Toplam ağırlığı ise 139 kilogram. Havada tek bir paylon üzerinde 4 adet taşıyabiliyor. Bir kanatta F-16 için konuşuyorum. Diğer kanadında da paylonda 4 adet, toplam 8 bomba var. Bu bomba havada bırakıldıktan sonra kanatlarını açıyor ve hedefine doğru uçmaya başlıyor. 40 bin fitten bırakıldığı zaman menzili 55 deniz mili, yani 101 kilometreye ulaşıyor ve yaklaşık 15 metre cep mesafesiyle hedefini çok hassas bir şekilde bomba bulup yok edebiliyor. Yaklaşık 40 bin fitten atıldığı zaman 30 millik mesafeyi kat edip 1 metre kalınlığındaki beton bloğu delme özelliğine sahip. Bu açıdan işte hazırlanmış özel sığınaklar, uçakları koruyan shelter denilen koruganlar bu bomba ile derinip içindekini yok edecek özelliğe sahip. Neden minyatür bomba deniyor? 8 tane taşıyor. Yani bu uçak kalktığı zaman havada ek bir hedef geldiği zaman onu da vuruyor veya hedefine gitti. İki hedef yan yana, ikisine birden o bombayı bırakabiliyor. Uzun menzil sayesinde işte yerden havaya atılan mühimmatların etkili menziline girmeden bunları havadan bırakıyor. Kanatlarıyla bu mühimmat uçuyor ve giderek hedefini buluyor. Minyatür bombalar Aselsan tarafından geliştirildi. Gerçekten Aselsan'ın çok önemli bir ürünü. Ve bu yaklaşımlarla birlikte minyatür bombaların gelecekte işte Akıncı, Aksungur gibi insansız hava aracı sistemleri, bunlar büyük insansız hava araçları, Hürkuş gibi daha ufak pervaneli platformlar, yanı sıra işte F-16, Blok 40, ileriki tabii yıllarda da milli muharip uçakta da kullanılması planlanıyor bu bombaların. Bu açıdan çok önemli bir adım ve aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de çok büyük avantaj sağlayacak, etkin maliyetle hedefin yok edilmesini sağlayacak gerçekten önemli bombalar. Şimdi videomuza bir sivil havacılık gelişmesiyle devam edelim. Malum İstanbul'un iki havalimanı var. Yolcu operasyonu yapıldı diyelim. Bir tanesi yeni açılan İstanbul Havalimanı, diğer Rida Asya tarafında Sabiha Gökçen Havalimanı. Atatürk Havalimanı ise özel jetler ve kargo uçuşları, bir de bakıma gelecek yolcu uçakları tarafından kullanılıyor. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'nın farklı bir yeri var. Sabiha Gökçen, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sahip olduğu bir havalimanı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda HEAŞ olarak adlandırılan bir şirketi var. HEAŞ oranın havalimanı otoritesi. Bir de Malezyalıların sahip olduğu İstanbul Sabiha Gökçen'i işleten İSG şirketi var. Bu şirkette havalimanının terminalini işletiyor. Şimdi burada yapılan işte ikinci pist çalışması yıllardır bitmiyor. Altından bir tünel yapıldı. O tünelde çökmeler oldu. Sürekli uzuyor. Bu pist bittiği zaman havalimanının kapasitesi iki katına çıkacak. Saatlik uçak trafiği 40'tan 80'e çıkacak. Peki 80'e çıktığı zaman yeni bir terminal lazım. Yeni bir uydu terminali de yapım planları arasında. Fakat Sabiha Gökçen'le ilgili bugün enteresan bir gelişme oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın HEAŞ şirketinin otorite olarak devlet hava meydanları işletmesine devredeceği iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Normalde DHMİ Türkiye'de birçok havalimanının, sivil havalimanının otoritesi, işletmecisi, aynı zamanda Türk Hava Sahası'nın da hava trafik kontrol hizmetlerini veren bir seyri sefer daire başkanlığı var içerisinde. Uzun zamandır burası verilmemişti ama bu HEAŞ'tan oraya aktarmayla birlikte nasıl bir gelişim olacak veya işte terminal işletmecisi İSG nasıl pozisyonlanacak veya havalimanında genel havacılık terminalleri var. Bunlar nereye doğru gidecek biz de merakla bekliyoruz.
değerlendirilen konulardan bir tanesi inşa edecek uydu terminali için yeni bir işletmecinin orada yer almak istemesi. Bayağı bir açık bir sözleşmede maddeler var. Bakalım o açıdan da Sabiha Gökçen Havalimanı önümüzdeki günlerde çok hareketli geçecek. Yine sivil havacılıktan devam edelim. Videomuz saat 19'da yayına giriyor ama gece 23'te Türk Hava Yolları'nın ilk Airbus A350 yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na teker koyması bu arada bekleniyor. Dün de Pegasus Hava Yolları iki tane Airbus A320 Neo teslim almıştı. İşte bugün de TYT'nin yeni uçağı gelecek. Uçaklar hayırlı uğurlu olsun Türk Hava Yolları'na. A350 nasıl bir uçak? Geçtiğimiz hafta bir değerlendirme videosu yaptık. Onu da buradaki linkten izleyebilirsiniz. Videomuza tekrar askeri havacılığa dönelim. Dün değerlendirmemiz sırasında, güncel değerlendirmemiz sırasında Ermenilerin TB2 bayrakları düşürdüğünü iddia ettikleri ortaya koymuştuk. Videomuz yayınlandıktan sonra yeni bir video daha Ermeniler tarafından yayına kondu. Bu da TB2'nin enkaz görüntüsüydü. Tamam, düşürülmüş olabilir. Sonuçta insansız bir hava aracı. Birisi kırılır, çok daha fazlası teslim edilir, Azerbaycan'a satılır. Onlar da bu Dağlık Karabağ kurtarmak için yapılan operasyonda rahatlıkla bunları kullanabilirler. Sıkıntı yok ama benim anlamadığım bir görüntüde bir şey var. Malum Ekim ayındayız, sonbahardayız. Fakat Dağlık Karabağ'da bütün çimler yemyeşil. Yani mevsim açısından yine ben soru taşıyorum. Bu Ermenistan'ın bu tür operasyonları, bu tür propagandayı yaparken keşke işte o düşen İHA'nın kuyruğunu kanattaki Azerbaycan forsunu çekseler ama onlar da yok. Bakalım nereden alındı bu? Niye video yok? Çok enteresan. Sanki böyle hani kurbanlık koyunun başını kesip alıp sergiler gibi sadece kamerayı kesmişler. MX-15 kamerası biliyorsunuz Türkiye'de de Kanada arasında bir sıkıntı var bununla ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kanada Başbakanı konuyu konuştu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu çözülecek mi? Bunları da merakla bekliyoruz. Gündem videosu dedik dün ama bugüne bir sürü konu sarkmıştı. Tekrar bir gündem videosu yapmak durumunda kaldık ve son sorulan, en çok sorulan soruları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerken bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. info@tolgozbek.com mail adresimiz. Aynı zamanda katıl tuşuyla bizim kanalımıza da destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz ise tolgozbek.com sitesinde. Yarın görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.